Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Bugün biraz üzgün ve aslında sinirli bir şekilde giriş yapıyorum. Çünkü hem hepimizin çok iyi bildiği bir şeyden bahsedeceğim, bir olaydan bahsedeceğim. Hem de hazırlanma anımdayken bile sürekli bu olayla ilgili işte röportajları, olaydaki kişilerin söylediklerini dinliyordum, izliyordum. O yüzden aslında birazcık arınamadan, uzaklaşamadan direkt girmiş olacağım bu davaya. Kendi duygularımı bir kenara bırakmaya çalışarak bugün sizlerle Münevver Karabulut'tan bahsedeceğim. Özellikle bu olay benim Türkiye'den yaşanmış olanı anlatacağım ilk olay ve birçoğumuzda travma yaratmış bir olay. O yüzden bu anlatacaklarımı sizi tetikleyeceğini düşünüyorsanız lütfen bu davayı izlemeyin. Sizleri daha fazla bekletmeden dünya güzeli Münevver'den bahsetmeye başlıyorum. 7 Mart 1991'de aslen Bolulu olan dünyalar güzeli Münevver İstanbul'da dünyaya geliyor. Babası Süreyya Bey bir aşçı, annesi Nagihan Hanım'sa ev hanımı. Beşiktaş Bingül Erdem Lisesi son sınıfa geldiğinde aynı zamanda üniversiteye hazırlanmak için de bir dershaneye gidiyor. Ki Münevver'in dersleri bilinen üzere inanılmaz iyi, okulda çok başarılı, çok düzgün bir çocuk. Bu dershaneye gittiği sıralarda Bebek'te tesadüf eseri Cem Garipoğlu ile tanışıyor. Maalesef ki. Tanışmalarından 5 ay sonra ikili sevgili oluyorlar. Bu sevgililik sürecindeyken Münevver kendi annesine ve erkek kardeşine Cem'le olan ilişkisinden bahsediyor. Baba Süreyya Bey tabi toplumumuzda da çok fazla olduğu gibi hani bu tarz olaylar fazla babalara bahsedilmez. O yüzden pek de durumu bilmiyor. Münevver ayrıca sevgililik sürecindeyken birkaç kere Cem'in evine gittiğinden dolayı Cem'in annesi Makbule Garipoğlu da Münevver'i tanıyor. Yani tanışma fırsatları olmuş. Münevver bildiğimiz üzere o zamanlar hala var olan orta direkt bir ailenin kızı. Ama Cem Garipoğlu için durum böyle değil. İnanılmaz zengin bir ailenin çocuğu. Hayyam Garipoğlu'nun yeğeni. Çocukluğundan beri abisi de kendisi de yurt dışında eğitimler alıyor. Sadece dili öğrenebilmesi için ailesi tarafından yurt dışına gönderiliyor. Ve aslında bir şirketin varislerinden biri diyebiliriz. Çünkü babaları ileride işlerini oğullarına devretmeyi düşünüyor. Çiftin aslında bu davada bolca bulabileceğiniz MSN konuşmaları var. Hatta bununla ilgili bir kanal, direkt YouTube'da yazarsanız bir kanalda konuşmaları yayınladı. Uzun uzadıya okumak isterseniz bakabilirsiniz. Ama bizim dikkatimizi vereceğimiz 5 Şubat'ta gerçekleşen bir MSN konuşması var. Bu MSN konuşmasına Cem bir ay sonra, yani Mart ayında İsviçre'ye gideceğini söylüyor. Bunun üzerine Münevver de Mart ayının kendisi için ne kadar özel, ne kadar önemli bir ay olduğunu hatırlatıyor. Çünkü Münevver'in doğduğu ay. Cem'in cevabı ise şu oluyor Münevver'e. Evet biliyorum, sen 3 Mart'ta doğdun. Münevver'in doğum günü 7 Mart. Burada bir karışıklık oluyor. Ama bu karışıklık aynı zamanda çok kötü de bir tesadüfe dönüşüyor. 3 Mart'a birazdan geleceğiz ama öncelikle 4 Mart gecesi, 4 Mart'ın ilk saatlerinde neler yaşandığından bahsetmek istiyorum size. Etiler'de bir sokak arasında kağıt toplayıcısı olan bir adam çöp konteynerlerinden birinin üzerinde bir çanta görüyor. Biraz daha yaklaştığında hemen yanındaki çöp konteynerinin içinde de bir bavul ve gitar kutusu görüyor. Tabii ki merak ediyor ne olduğunu ve en üstte olan gitar kutusunu kendine doğru çekip içini açıp bakıyor. Bu kutunun içerisini açtığında belki de hayatının son anına kadar unutamayacağı bir görüntüyle karşılaşıyor. Genç bir kızın kafa kısmı. Olay yerine hemen polis ekipleri çağrılıyor ve polisler geldikten sonra bu bedenin kalan kısmının da hemen altında duran bavulda olduğunu fark ediyorlar. O an için kimlik tespitini tabii ki direkt polislerin dış görünüşünden yapması mümkün değil. Ama hemen yan tarafta bulunan konteynerdeki çanta bu konuda polislere yardımcı oluyor. Çantanın içerisinde bir dershaneye giriş kartı buluyorlar ve bu kartın üzerinde de Münevver Karabulut yazıyor. Kimliği tespit edildikten sonra öncelikle ilgili dershaneyle iletişime geçip ailenin bilgilerini alıyorlar ve maalesef ki bu dayanılmayacak haber Karabulut ailesine veriliyor. Durumu bildirdikten sonra tabii ki üstlerinde çok büyük bir vazife var. Bu olayın ne olduğunu çözmeleri gerek. Bu yüzden ailedeki kişilere soruyorlar. Münevver en son ne yapıyordu, nereye gitmişti biliyor musunuz diye. Ve Münevver'in kardeşi Enver de en son erkek arkadaşı Cem Garipoğlu ile görüşeceğini söylüyor. İşte bu noktadan sonra polisler Garipoğlu ailesinin peşine düşüyor. Garipoğlu ailesi olayın yaşandığı dönemlerde Bahçeşehir'de müstakil bir evde oturuyorlar. Polisler hızlı bu eve doğru gidiyorlar ama gittikleri zaman maalesef ki Cem'i evde bulamıyorlar. Ki daha sonrasında öğreniliyor ki aslında yolda Cem'le karşılaşmışlar.
Onlar araçla eve doğru giderken Cem başka bir araçla evden uzaklaşıyormuş. Yani belki de birkaç dakikayla onu kaçırmış durumdalar. Eve gittikleri zaman evde birçok noktada kırmızı sıvı izlerine rastlıyorlar zaten. Bu bazı yerlerde hiç yoktu, sadece luminolle görünüyordu, her şey çok iyi temizlenmişti diye geçse de aslında böyle değil çünkü fotoğraflar bile var. Bu fotoğraflarda bariz bir şekilde zeminde, bir kapının kolunda, halının üzerinde, koltuğun üzerinde kırmızı sıvı izlerinin hala daha bulunduğu görünüyor. Bunun dışında temizlenmeye çalışılan birçok yer var ama belli ki o kadar fazla yerde varmış ki bu kırmızı sıvıdan temizlemeye çok da vakitleri olmamış ya da gözlerinden kaçmış bazı yerler. Bunun dışında Cem'in gardırobunun içerisinde bir poşet buluyorlar. Bu poşetin içinden kırmızı sıvıya bulanmış bir gömlek ve bir testere çıkıyor. Ailenin çamaşır sepetinin içerisinde baba Nida Garipoğlu'na ait bir gömlek daha çıkıyor ve bu gömleğin üzerinde de yine kırmızı sıvı lekeleri bulunuyor. Evde bulunan bu delillerden de sonra çoğunluğu aile üyelerinden olmak üzere 17 kişi olayla ilgili gözaltına alınıyor. Tabii ki Cem bunlardan birisi değil. Etiler'deki güvenlik kameralarında sokaktan geçen iki adam fark ediyorlar olay saatlerinde, o çöplüğe gidildiği saatlerde tahminen. Ve bu adamların elinde bavul ve gitar kılıfı var çok benzer bir şekilde. İki kişi görüyorlar. Hatta daha sonrasında kamerada net olarak yüzleri görünmese de onları gören birisi tarif ediyor. Diyor ki birisi 20'li birisi 40'lı yaşlarında iki adamdı. Bu konteynerlardan birine yaklaştılar. Daha sonrasında bizi fark ettiler. Yanındaki kişiyle onu fark etmiş ve sonrasında da bu adamlar oraya gitmekten vazgeçmiş. O konteynere atmaktan vazgeçmiş bu bavulla kılıfı. Daha ilerideki başka bir konteynere gitmişler. Aslında bu bedenin bırakılması noktasında Cem'in tek olmadığını söylemek çok mümkün anlayacağınız üzere. Cem ortalıklarda yok. Aile üyeleri tutuklu. Aile üyeleri sorgulanıyorlar. Nerede, biliyor musunuz, nereye gitti diye ama bir fikirlerinin olmadığını söylüyorlar. Bazıları salıveriliyor bu dönemde. Bazıları içeride kalıyor ama en sonunda Cem'in bulunamaması ve ailenin bu konuda hiç yardımcı olmamasından kaynaklı Interpol'le 3 ayın sonunda ortak bir iş yürütülüyor ve kırmızı bültenle Cem Garipoğlu aranmaya başlıyor. Aslında tam da bu zamanlarda amca Hayyam Garipoğlu 32. gün programına katılıyor. Rahmetli Mehmet Ali Biran'ın programına. İzlemenizi çok tavsiye ederim. Bu programda Hayyam Garipoğlu'nun aslında çok sinire dokunan bir söylemi var. Hayyam Bey burada diyor ki bu tarz olaylar sürekli yaşanıyor. Çok kötü bir olay, çok canice bir olay. Bizim kafamız öne eğildi. Biz de böyle bir şey yaşanmasını istemezdik. Ama ısrarla neden medya bizim üzerimizde duruyor? Sırf medya bizim üzerimize bu kadar yüklendiği için benim kardeşim Nida Garipoğlu şu anda suçsuz yere içeride yatıyor. Biz yeğenimizin nerede olduğunu bilsek zaten söyleriz. Aslında ben yeğenim çok iyi bir şey yaptı, göstermeyin de ceza almasın diye demiyorum bunu. Başka insanlara örnek olmasın diye diyorum. Sürekli haberlerde bizim olayımız var. Her gün Cem'in arandığı söyleniyor. Başka olaylarda neden 2 gün haber yapılıyor da bizim olayımızda 100 gündür haber yapılıyor diyor. Yani anlayacağınız bir noktada sinirlerine dokunuyor. Bu kadar bu olayın gündemde tutulması. Münevver'in adli incelemesinden de biraz bahsetmek istiyorum. Detay bilmiyorsanız ve etkilenebileceğinizi düşünüyorsanız bu kısmı atlayabilirsiniz. Münevver'in 13'ü başından olmak üzere 29 tane kesici alet yaralanması aldığı belirleniyor. Henüz daha can vermemişken başının bedeninden ayrıldığı belirleniyor. Boynunda 2 tane V şeklinde kesi olduğu belirleniyor. Birçok savunma yarası var. Son ana kadar direnmeye çalıştığı anlaşılıyor. Kıyafetlerinde ve vücudunda birden fazla erkeğe dair tükürük izine rastlanıyor. Bunun dışında çamaşırında sperm örneğine rastlanıyor. Ki bu sperm örneği Cem'e ait değil. Sırtında toprak izlerine rastlanıyor. Bir noktada şöyle bir şey de söyleniyor ama bu nedense sonradan yok oluyor. Hiçbir şekilde anlamadım. Baba Nida Garipoğlu'na ait doku örneklerinin Münevver'in tırnak aralarında bulunduğu anlatılıyor. Aslında bu sebeple gözaltı sürecindeyken ilk tutuklama yaşayan kişi Nida Garipoğlu oluyor. Bunun dışında şimdi size az önce saymış olduğum bir sürü delilin nasıl farklı bir yere evrildiğinden bahsedeceğim. Mesela biraz önce söylemiş olduğum birçok farklı kişiye ait tükürük örneğinin bulunması. Daha sonrasında şöyle bir açıklama yapılıyor. Bu tükürük örnekleri aslında olay yerinde olan ve işte Münevver'in bedeninin hemen üzerinde sohbet eden, yani üzerinde dediğim Münevver yerdeyken aralarında sohbet eden polislerin
tükürüklerinin sıçraması sonucunda Münevver'in üzerinde bulunuyor. Münevver'in sırtındaki toprak izleri yine bu polislerin inceleme için Münevver'i yere koymasından kaynaklı sırtına bulaşıyor. Münevver'in çamaşırındaki sperm örneği aslında bir önceki adli incelemesi yapılan merhumun üzerinden Münevver'in çamaşırının üzerine geçiyor. Kontamine oluyor yani. Bunun dışında baba Nida Garipoğlu'nun evde bulunan kırmızı sıvılı gömleğindeki kırmızı sıvının Münevver'e ait olduğu belirleniyor. Ama bu kırmızı sıvının da aslında yerleri sildikleri, o kırmızı sıvıları sildikleri bezin çamaşır sepetine atılması sonucunda olduğunu söylüyorlar. Yani bu da kontamine olmuş. Bu delil de aslında olmayan bir delilmiş diyebiliriz. Ki bu noktada neden evlerinde hayatını kaybeden birinin sıvılarını sildikten sonra bu bezleri tekrar kullanmaya bu kadar hevesliler de kirli sepetine atıyorlar? Anlaması mümkün değil. Hatta bir noktada aslında şöyle bir söylenti de çıkıyor ama ben buna dair net bir şey bulamadım. Garipoğlu ailesinden 4 kişiye ait DNA Münevver'in üzerinde bulundu diyorlar ama sonrasında bu haberde tamamen yalanlanıyor. Yani böyle bir şeyin kesinlikle olmadığı söyleniyor. Anlayacağınız bu davada ya çok kötü bir çalışma var neredeyse her birimde ya da bir şeyler sürekli değişiyor. Karar size kalmış. Kaçak olan Cem Garipoğlu 197 gün sonrasında kendi rızasıyla polis ekiplerine teslim oluyor. Cem'in teslim olmasından sonra Kasım 2009'da soruşturmanın da tamamlanmasıyla beraber 26 Şubat 2010 itibariyle artık bu dava görülmeye başlanıyor ve 7 sanık bulunuyor davada. Münevver'in hayatına son verilmesinden kaynaklı Cem ve babası Nida, delilleri yok etme iddiasıyla anne Makbule, Cem'i sakladığı gerekçesiyle amca Hayyan, suçluyu kayırmak sebebiyle Habib Kurt, Mehmet Karakayalı ve Ahmet Batur. Bu davanın sonucunda Cem 24 yıllık bir hapis cezasına çarptırılıyor. Annesi ve amcasına 3'er yıl veriliyor ve babası da serbest bırakılıyor, beraat ediyor. Ayrıca bu olayda az önce bahsettiğim delillerde sürekli bir sıkıntı çıkmasıyla alakalı 3 adli tıp görevlisi yargılanıyor, 2 tanesi doktor. Doktorlar bu davadan beraat ediyorlar ama bunun sonrasında otopsi teknisyeni 5 aylık bir hapis cezasına çarptırılıyor. Davanın sonuçlanmasından sonra Karabulut ailesinin Garipoğlu ailesine açmış olduğu tazminat davası da sonuçlanıyor. Burada 37.000 TL kadar maddi, 1.250.000 TL kadar da manevi bir tazminat ödemeleri kararlaştırılıyor. Bu davada en çok konuşulan şeylerden birisi de zaten aslında para. Bir noktada Münevver'in babası Süreyya Bey'in aileden para talep ettiği söyleniyor. Bir noktada ailenin para teklifinde bulunduğu Süreyya Bey'in kabul ettiği söyleniyor. Bambaşka bir olay daha var. O da ailenin avukatı Rezanep Özdemir'e Garipoğlu ailesi tarafından davadan çekilmesi şartıyla 3 milyon euroluk bir ödeme teklif ediliyor. Bunun dışında Rezan Bey'e bu dava sürecinde sürekli tehditte bulunmuşlar davadan yine çekilmesi için. Şimdi buraya kadar size genel hatlarıyla olayı bir anlatmış oldum. Buradan sonrasında detaylı ifadelere gireceğiz birazcık. Öncelikle size Cem'in ağzından direkt olayları anlatacağım. Ben olaydan bir yıl önce Bebek'te tesadüfen Münevver'le tanıştım. 5 ay sonra sevgili olduk. Münevver'le sevgiliyken kardeşi Enver'le tanıştık. Münevver 7-8 kez bizim evimize geldi, annemle tanıştı. Olaydan birkaç gün önce yine bize geldi. Tartıştık. Bana sen nasıl erkeksin dedi. Olay tarihinde Münevver'in okuluna gittim. Birlikte karar alıp bize geldik. Evde kimse yoktu. Arka bahçeden eve girdik. Biraz sarıldık, konuştuk. Daha sonra Münevver lavaboya gitti. Masanın üzerinde telefonunu gördüm ve bakmak istedim. Telefonda bir erkekle sevgilim, canım şeklinde mesajlarını gördüm. Bu mesajları Münevver'e sordum ve bunların bir önemi yok, ben seni seviyorum dedi. Bu umursamaz durumu beni gerçekten çok sinirlendirdi. Israrla ona mesajları kimin gönderdiğini sordum ama o bana sen benim babam mısın, sana ne dedi. Aramızda tartışma çıktı. Münevver'i çok sevdiğim için deliye döndüm. Cinnet geçirmişim. Kendime geldiğinde Münevver'i ölü buldum. Masanın üzerinde kesici alet duruyordu. Bu sayede bu aletle olayı gerçekleştirdiğimi anladım. Münevver'i o halde görünce kendi hayatıma kıymak istedim ama yapamadım. Bu son sözlerini şimdi size bambaşka bir taraftan anlatacağım. O da Cem'in annesi Makbule. Makbule bu olaydan sonra diyor ki ben eve geldim. Evde yerlerde o kırmızı sıvıları gördüm ama bunların içki ve nardan kaynaklı olduğunu düşündüm. Bunun dışında kusmuk görmüş ve bunu da Cem'in yaptığını düşünmüş. Cem'in odasına çıkmış, Cem'e kızmak istemiş bu yaptığı şeyden dolayı. Gittiğinde Cem bilgisayarının başında oyun oynuyormuş. Cem o kadar üzülmüş ki gerçekten Münevver'e bunu yaptığını, kendi canına kıyamayacağını fark edince de gidip bari oyun oynayayım demiş. Bu kadar umursamış olayı. Direkt kendi öz annesinin ifadesi. Kaçış süreci de yine Cem'in ağzından şöyle anlatılıyor. Yanımızda kimse yoktu. Babam bana ne olduğunu sordu. Beni sıkıştırdı. Ben de kız arkadaşım
Never'in eve geldiğini, içtiğimizi ve onu kazayla ittiğimi, bu sırada kafasını masaya çarptığını söyledim. Evdeki kırmızı sıvının bu şekilde oluştuğunu anlattım. Babam da bana Münevver'i ara, durumunu sor dedi. Babamdan gerçeği gizledim. Şirket çalışanları Mehmet Karakayalı ve Habib Kurt'un bulunduğu lojmana geldik. Babam beni buraya bıraktı ve gitti. Mehmet Karakayalı bana soru sormaya başladı. Ben de babamla tartıştığımı söyledim. Bir süre sonra lojmana çıktım. Babam sonra geri geldi. Bahçeşehir'de bulunan bir kafeye gitmek istediğimi söyledim. Babam beni kafeye bıraktı. Bir süre kafede tek başıma oturdum. Sonra hatırlamadığım bir şahıs geldi yanıma. Uzun boyluydu, beni tanıdığını düşündüm ve arabaya bindim. Bu kişiyle beraber bilmediğim bir yere gittik, 6 saat yolculuk yaptık, 7 ay boyunca tek başıma bir evde kaldım. Tanımadığım bir kişi 10 günde bir gelip yiyecek bırakıyordu. Saklandığım sırada ailemden kimseyle görüşmedim. 7 ay sonunda bir kişi eve geldi ve beni teslim edeceğini söyledi. Olup bitenleri televizyondan izliyordum. Ben bu kişiye teslim olacağımı söyledim. Bir kişiyle birlikte yolculuk yaptık. Daha sonra yol kenarında beni bıraktı ve birazdan gelecek olan arabaya bin dedi. O araca bindim. Araçta avukat Aytekin Kaya vardı. Avukat bana büfeden yiyecek aldı. Daha sonra gelip polisler beni aldı. Pişmanım. Böyle bir suç işlemek istemezdim. Keşke onun yerine ben ölseydim. Ailesi için zor bir durum. Benim yüzümden kızları öldü. Kendi ailem için de üzgünüm. Oğulları katil oldu. Suçu tek başıma işledim. Pişmanım. Şimdi Cem'in anlattıkları bu şekilde. Yani sanki teslim olması birazcık kendi vicdanından gelen bir sesmiş gibi anlaşılabilir burada. Kendi rızasıyla teslim olduğu sonuçta diye düşünülebilir ki bu mahkeme önünde önemli bir şey aslında. Her ne kadar bizim için şu anda hiçbir anlam ifade etmese de yargılama sürecinde bunun bir anlamı oluyor. Ama bu noktada bir de baba Nida Karabulut'un aslında Cem Garipoğlu'na göndermiş olduğu mektup konuşuluyor. Avukat Aytekin Kaya'nın söylediğine göre kendisi Cem Garipoğlu'na bu mektubu vermemiş. Bunu Nida Garipoğlu hapisteyken yazmış, Aytekin Kaya'ya vermiş. Ama Aytekin Kaya Cem Garipoğlu'na vermemiş çünkü Cem Garipoğlu'nun teslim olması için aldığı zaman tavırlarına bakmış, Cem'in herhangi bir şekilde sorun çıkarmadığını, teslim olmaya tamam olduğunu fark etmiş ve bu yüzden bu mektubu da Cem'e verip onu biraz daha üzmek istememiş. Bu mektubun iki hali var. Birisi direkt Nida Garipoğlu'nun yazdığı şekilde kendi el yazısıyla, birisi de daha sonrasındaki temize çekilmiş hali. Şimdi size iki versiyondan da birazcık bahsedeceğim. Şimdi ilk mektup, bu medyaya servis edilen, medyanın ilk öğrendiği mektup şöyle ilerliyor. İşte sen benim biricik oğlumsun, bu zamana kadar beni her zaman gururlandırdın. Olabilir, insanlar hata yapar, sen bir arabayı duvara tosladın. Ama önemli değil, sağsın, iyisin, bunu biliyoruz. Bu zamana kadar bana ne zaman güvensen güvenini boşa çıkarmadın, bana yine güven, avukatımızı dinle, git teslim ol. Sen cezanı çektikten sonra eski güzel günlerimize döneceğiz. Hepimiz bu olaya çok üzüldük ama artık yapacak bir şey yok. Hatta Münevver'in ailesi belki de bizden daha çok üzülmüştür. Ama ne yapabiliriz ki? Sen hapishanedeyken kendine iyi bak, sağlığına iyi bak, beslenmene dikkat et. Seni çok seviyorum. Sen işte döndüğün zaman seni işlerin başına geçireceğim. Bu tarz şeyler yazıyor ilk verilen mektupta. Ki bu hali bile bence oldukça rahatsız ediciyken ikinci mektup olan kısmı size okuyacağım. Yani sonradan aslında budur diye servis edilen mektubun önemli kısımlarını okuyacağım. Bundan sonra yapılması gerekenleri yazıyorum. Avukat abinle görüş. O çok tecrübeli ve aile dostumuz olan biri. Dediklerini yap. Dikkatle dinle. Tavsiyelerine uy. Söylediklerini itiraz etmeden yap. Söylediği şeyleri aramızda konuştuk ve öyle karar verdik. Hukuki olarak hata yapmamamız lazım. Onun için canım oğlum, dediklerini yaparsın. Alınan bu karar en doğrusu. Çünkü yakında af çıkacak. Ve senin aftan yararlanmak için yakalanmış olman lazım. Korkmana gerek yok. Biz her türlü teması yaptık ve hiç sıkıntı çekmeyeceksin. Ve kesinlikle daha rahat edeceksin. Yakında af çıktığında ise bu olay bitmiş olacak ve unutacağız. Geleceğe bakacağız. Gazeteciler sana soru soracaklar. Mutlaka seni göreceklerdir. Hiç cevap verme. Kesinlikle dinleme onları. Hiç bakma, cevap verme, üzgün olduğunu gösterir şekilde önüne bak ve yürümeye devam et. Polis ve savcılıkta avukat abin yanında olacak. Onun söylediklerine aynen uyarsın. Orada söyleyeceklerin hem ileride dava için hem de benim hapisten çıkmam için çok önemli. En güzel şekilde ifade vereceğine eminim canım oğlum. Cem'in cezası kesinleştikten sonra Metris 1 No'lu T tipi kapalı cezaevinden Silivri 5 No'lu cezaevine
nakli yapılıyor. Buradayken anladığım kadarıyla onu tek bırakmışlar genel olarak çünkü insanların tepkisi büyük. Ama bunun dışında onu gören, onunla temas kuran kişiler genel olarak ruh halinin normal göründüğünü söylüyor. Bir sorun olduğunu hissetmemişler. Hatta onun dil çalıştığını görmüşler. Özellikle İngilizce ve Çince üzerinde çok fazla çalışmalar yapıyormuş. Ama tüm bu güya normal giden hapishane hayatında şöyle bir gelişme oluyor. 10 Ekim 2014 tarihinde hepimizin televizyonlarda şok olarak dinlediğimiz bir haber yayınlanıyor. Cem Garipoğlu kendi hayatına son verdi. Bunu bir poşet ve ip yardımıyla yapmış. Yani poşette nefessiz bırakarak kendi hayatına son vermiş. Tabii ki Kara Bulut ailesi için bu aslında çok da kötü bir haber değil. Bu haberi Kara Bulut ailesine veriyorlar. Kara Bulut ailesinden anne Nagihan Hanım bu olayla ilgili bir fotoğraf görüyor. Yani Cem'in hayatına son verdiğini ispat edebilmek için yüzünün göründüğü, olaydan sonra yüzünün göründüğü bir fotoğraf gösteriyorlar Nagihan Hanım'a. Ama bunun dışında 6 saatlik güya bu ölümü belgeleyen bir kayıt varmış. Ama bu kayıt hiçbir şekilde aileye gösterilmiyor. Sadece o fotoğrafla Cem'in hayatını kaybettiğini bildiriyorlar. Buna en başından beri inanmayan bir kesim var. Ya da yanlış bilgiyle sunulduğunu düşünen bir kesim var. O da Cem aslında bunu kendi kendine yapmadı. Başka mahkumlar belki de ona bunu yaptı diye düşünen bir kesim var. Bir de tamamen doğru olduğuna inanan kesim var. Hepsinin aslında kendince haklı gerekçeleri var. Çünkü bu olay inanılmaz derecede çok karşımıza çıktı ve sürekli bununla alakalı bir şeyler patlak verdi. Sürekli yeni haberler gördük. Kara Bulut ailesi de başta bu habere inanıyor. Çünkü onlara gösterilen bir fotoğraf var. Bu fotoğraf dediğim gibi sadece yüzünün üst kısmını kapsayan bir fotoğraf. Ama bir noktadan sonra hepimiz hatırlarsanız konuştuk. Hepimiz dedik ki Cem gerçekten hayatına son verdi mi? Gerçekten böyle bir ailenin çocuğu kendine bunu yapmış olabilir mi? Ailesi zaten bir şekilde onu çıkarmak için elinden geleni yapacaktı. İnanılmaz zenginler. Yani hepimizde bir şüphe vardı. Tabii ki Kara Bulut ailesi de etraftaki herkes tarafından bu şüpheleri duya duya artık Cem'in hayatta olduğundan şüphe etmeye başladılar. Bunun için Cem'in mezarının açılmasıyla ilgili talepte bulundular. Benim bildiğim kadarıyla bu önce reddedildi. Şu anda ne durumda bilmiyorum ama Süreyya Bey'in eğer bunu Türkiye'de çözemezsek insan hakları mahkemesine kadar gideriz dediğini biliyorum. Yani bu olayın peşini bırakmayacaklarını biliyorum. Yine bu olayla ilgili söyleyebileceğim Cem'in bilgisayarında çıkan şeyler var. Cem'in bilgisayarında Münevver'in bilgilerinin, fotoğraflarının, MSN konuşmalarının olduğu iğrenç isimli bir klasör var. Hepinizin bildiği işte Zeytinburnu S. nokta diye geçen bir klasör var. Bunun dışında başka bir klasör daha varmış ve Münevver'e benzeyen başka bir kızın daha fotoğrafları varmış burada. Ayrıca Cem'in hızlı sosyal hayatını belgeleyen fotoğraflar da var. Bir sürü kızla çok samimi şekilde çekilmiş fotoğraflar. Bunların hepsi tabii ki daha sonrasında gün yüzüne çıkıyor. Söylemesi çok zor ama yani bu olayı işledikten sonra gidip de Cem'in klasör ismini değişip Zeytinburnu S. nokta yaptığını düşünmüyorum. Bununla ilgili direkt bir veri görmedim. Yani muhtemelen eğer benim düşündüğüm gibiyse zaten Cem Münevver'e karşı bir şey hisseden biri değildi. Yani Münevver'i çok seviyordum, benim gözüm döndü gibi şeyler tamamen yalan. Olay gününe ait kamera kayıtları da var. Bu kamera kayıtları direkt Garipoğulların evinin olduğu sokağı gösteren bir kamera kaydı. Kim evden kaçta çıkmış, ne yapmış bunu gösteriyorlar. Olayda kullanılan testerenin alım saatiyle ilgili de yine bir karışıklık var bu kayıtların saatlerinde. Bazıları olaydan önce aldığını söylüyorlar. Çünkü gittiği dükkanın kamera kaydında saat bu şekilde geçiyor. Ama bazıları da olaydan bir 20 dakika sonra yani Münevver'e kesici aletle yaralama yaptıktan 20 dakika kadar sonra hemen gidip bu testereyi alıp geri geldiği söyleniyor. Bunu söylemelerinin sebebi de işte gittiği mağazanın aslında saati bozukmuş şeklinde. Ama sokağa gören kamerada benim baktığım hiçbir kamera kaydında Cem'in bu kamera kaydının bozuk olduğunu varsaydığımız saatte çıkışı yok evden. Ama daha öncesinde var. Yani muhtemelen olaydan önce alındı bu testere. Ve olaydan önce alındıysa bu planlanmış bir olaya girer. Bunu örtbas etmek için ailenin herhangi bir girişimde bulunmadığını, o işte saatin bozuk olduğunun tamamen bir yalan olmadığını söylemek çok zor. Ki şu anda zaten araştırırsanız kaynaklar bile bazıları bu saatlerin doğru olduğunu söylerken bazıları yanlış ayarlandığını, 1,5 saat kadar geri olduğunu söylüyor. Gelelim yavaş yavaş benim düşüncelerime. Cem'in hayatta olup olmadığına dair benim
düşüncem %50'ye 50. Gerçekten hayatta da olabilir. Çünkü bunu yapabilecek güçte bir aileler çok net. Ama hayatta olmaya da bilir. Bizi hayatta olduğuna sevk eden şeyler genellikle ailenin bu olaydan sonra yaptığı şeylerdi. Mesela Münevver'in hayatını kaybetmesinden tam 5 yıl sonra 3 Mart 2014'te Cem'in kuzeni inanılmaz bir nikah töreni yaptı. Yani çok ilginç bir nikah töreni yaptı. Düşünün ki tavandaki avizeden bacaklarıyla tutunup aşağı doğru sarkan ve gelen konuklara içki ikram eden hostlar vardı bu nişanda. Bazı görüntülerde direkt üstsüz insanların olduğunu gördüm hatta. Bunun dışında biliyorsunuz Garipoğlu ailesi bir fotoğraf yayınlamıştı. Bu fotoğrafta güler yüzle hepsi bir koltuğun üzerinde oturmuştu ve bu koltuk Münevver'in kırmızı sıvılarının sıçradığı bir koltuktu. Olayın üzerinden yıllar geçmiş, inanılmaz zengin bir aileler. O ev boşaltılmış, başka bir yerde yaşıyorlar ve bu koltuktan bir türlü vazgeçemiyorlar. Bunun dışında Among Us oyununda bu ailenin bir işte kitle olarak oynadığı ve bu kitledeki kişilerden birinin İngilizce mücevher anlamındaki Cem olduğu, bu yüzden aslında bu kişinin Cem Garipoğlu olabileceği gibi iddialar. Her yıl Cem'le ilgili işte estetik operasyon geçirdi, aslında Almanya'da yaşıyor ve şu anda bu kişi diye bir fotoğrafın yayınlanması. Ve son olarak şu anda bugünlerde patlak veren, elinde makas tutan garip bir figür, buraya resmini koyacağım. Ve Nilperi Şahinkaya olayı. Bunların hepsi düşünüldüğünde Cem'in öldüğüne de delalet edebilir, ölmediğine de. Neden? Çünkü Cem hayatını kaybetmediyse zaten aile çok rahat bir şekilde hayatına devam ediyor. Böyle şeyler yapmaları çok normal çünkü çok da empati barındıran, işte çok merhamet barındıran bir aile değiller genel olarak. Ama Cem hayatını kaybettiyse de yine aynı merhametsizlik sebebiyle sırf insanların içine şüphe düşürmek, Karabulut ailesini şüpheye sürükleyip daha fazla acı çektirmek için bile bunu yapabilecek insanlar olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu konuda ben Cem ölmüştür ya da ölmemiştir kısmında tamamen %50'ye %50'yim. Her şeye inanabilirim. Bu olayın en başında bahsettiğim 3 Mart senin doğum günün diye karıştırıp 3 Mart'ta Münevver'in hayatından olmasına. Yine eğer daha sonrasında bulup okursanız MSN konuşmalarında sana inanılmaz bir sürpriz hazırlayacağım, bana gel, salı günü gel, İşte tüm Türkiye bizi konuşacak gibi şeyler söylemesinin tesadüf olduğuna, o niyetle olmadığına inanabilirim. Cem'in öldüğüne inanabilirim. Ama günün sonunda neye inanırsam inanayım, hem Münevver'in hayatını kaybetmesine şahitlik eden, hem de bir bakıma kendi oğullarının hayatını kaybetmesine onları hatırlatacak bir parça olan koltukların, halıların hala bu zengin ailede ısrarla kalmasına anlam veremem. Bunun art niyetsiz, saf, temiz, hiç kötülük barındırmayan bir düşünce olduğuna inanamam. Bitirmeden önce son olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Hatırlarsanız, yani belki aranızda da vardır, Süreyya Bey'e bu olayla ilgili çok fazla yükleniliyor. Çünkü işte başta Cem'in hayatını kaybettiğine inandım, sonra inanmadım demesi özellikle toplum tarafından çok tepki gösteriyor. Ama ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Biz tamamen dışarıdan insanlarız. Çoğumuz Münevver'i tanımıyoruz bile. Eğer tanıyan varsa ona da yine tekrar başsağlığı diliyorum ama çoğumuz tanımıyoruz. Ve buna rağmen yıllardır içimizde geçmeyen bir yangın var Münevver'le ilgili. Yıllardır içimizde bir şüphe var Cem'in hayatta olup olmadığı ile ilgili. Ve bu adamcağız yıllar boyunca gördüğü herkesten yeni bir şey duyuyor. Başta evet bir fotoğraf gördüğü için inanıyor. Daha doğrusu kendisi bile görmemiş, eşi görmüş. Ama sonrasında duyduğu şeyler çok mantıklı geliyor ona. İnanılmaz kötü bir adli tıp süreci geçirmişler. Her şey yanlış. İnanılmaz kötü bir polis çalışmasından geçmişler. Her şey yanlış. Mahkeme süreci onlara göre çok kötü. Cem aylarca kaçmış. Yani tutuklama süreci çok kötü. Her şeyin berbat gittiği bir durumda biraz düşündükten sonra acılı bir babanın da bence fikrinden dönme gibi bir ihtimali olmalı. Çok görülmemeli. Şöyle bir laf vardır. Allah hiçbir ebeveyni evladından çok yaşamayı nasip etmesin. Çünkü evlat acısının gerçekten de katlanılamayacak bir acı olduğu söylenir. Ki Münevver normal bir şekilde hayatını kaybetmedi. Bir kaza olmadı, kalp krizi geçirmedi, araba çarpmadı. Münevver inanılmaz vahşi bir şekilde hayatını kaybetti. Ve hem Süreyya Bey hem eşi Nagihan Hanım yıllarca bas bas bağırdılar seslerini duyurabilmek için. Bu noktada bunu asla tatmamış insanlar olarak bence
bana göre aileyi yargılama şansımız pek de yok. Zaten şu an Süreyya Bey'in son röportajlarına bakarsanız aslında genç olmasına rağmen inanılmaz çökmüş durumda. Yani çok kötü bir durumda gerçekten. Videoyu çekmeden önce bir röportajını izliyordum ve gerçekten içim acıdı. Böyle bir dertle Allah kimseyi sınamasın. Ve inşallah Süreyya Bey de, eşi Nagihan Hanım da, kardeşi Enver de Münevver'in artık Cem'in gerçekten hayatta olup olmadığından emin olabilirler. Bir şekilde mezarının açılmasına onay gelir. En azından Cem öldüyse bile bu insanların içi rahat eder, görür. Cem ölmediyse de gerekli çalışmalar yapılır. Genç bir kızın hayatını elinden almış, bedenine saygısızca davranmış, onu bir çöp kutusuna atmış adamın, adam bile değil, mezarının açılmasının saygısızlık olacağını hiç düşünmüyorum. Ki bir teyit için açılıyor. Bedeni çıkartılıp da işkence edilmeyecek ona. Evet, benim bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Bana gerçekten çok ağır geldi. Nasıl anlatacağımı bilemedim. Muhtemelen anlattığım yabancı davaları istinaden çok da akıcı olamadım. Çünkü sürekli takılmalar yaşıyorum. Çünkü benim ortaokul zamanlarımda gerçekleşen bir olay, yıllardır etkisinden çıkamadığım bir olay. Münevver her gördüğümde inanılmaz derecede bir hüzün kaplıyor içimi. Tıpkı sizin de şu an içinizin acıdığı gibi. Bu yüzden bunu anlatmak benim için inanılmaz zordu. Takılmalarımdan kaynaklı ve şu ruh halimden kaynaklı kusura bakmamanızı rica ediyorum sizden. Sizin bu olayla ilgili başka düşünceleriniz veya duyumlarınız varsa, benim eksik anlattığım şeyler varsa, ki çok fazla bilgi var bu davayla ilgili, eklemek isterseniz aşağıya yorumlar kısmında bırakabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki davada görüşene kadar da hoşça kalın.